bırakıyorsunuz? 5 yıl bırakıyorum. 5 yıldır ilk defa mı çocuğunuz evet. oluyor? Peki neler diyeceksiniz? İnşallah bebekler oldu. Yaşarlar. Fakat benim bebeklere bakacak durumum yok. Yani maddi durumum zayıftır. İlgililerden yardım bekliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben köyde çiftçilikle uğraşıyorum. Mevsimlik işçi. Böyle masraf harcadınız? Yaklaşık 5-6 milyar masraf harcadık. Peki bekliyor muydunuz? 4 tane birden bekliyor muydunuz? İkiz bekliyorduk biz. Doktora götürdüm en son bir ay önce ultrasonda ikiz dediler. Kaç tane kız? 3 kız 1 erkek. Mutlu musun peki? Evet. Şükürler olsun abi. Peki çocuk olmaması zor mu size mesela? Çok zor bir duygu. Allah kimse vermez. Çevreden size tepki veriyorlar mı? Tabii tepki verenler. Ne diyorlar? Ya işte ya aşiret olduğumuz için. Şimdi aşiret olduğumuz için şey yapıyoruz. Aşiret olduğumuz için kimisi bu kısırdır diyorlar yani. Fakat ben raporlarım nerede yani muayenesini yapmışım. Bir kısırımız yok. Sorun kimdeydi? Sizde miydi? Sorun hanımdadır. Peki size demediler mi işte başka biriyle evlen filan diye? Tabii diyenler oldu ama fakat ben bekledim. Mutluyum. İnşallah Allah onları yaşatır. İyi olur. Yaşayacak mı peki? Durumları nasıl? Durumları daha henüz belli değil. Doktor dedi inşallah yoğun bakımdalar. Bakıyorlar. Peki onlara bakabilir misin? İşte bakacak durumumuz yok. Mecbur bakacağız. Herhalde atacağız değiliz. Efendim? Doğum nasıl geçti? Doğum ameliyatla sezeryenden aldılar. İyi geçti. Hangi doktor? Bir arkadaş tavsiye etti bana. Evet, gittiniz gördünüz. Gittik gördük. Onlar da bizi gördüler. Görücü usulü de. Evet anlaştık. Evet. Ne kadar başlık ödediniz? Eşyalarımızı aldık. Hep toplam 7 milyar başlık parası verdik. 7 milyar başlık parası verdiniz. Evet. Abi girmiyoruz içeri. Kamera sizi çekiyor. Bizim kamera sizi çekiyor abi. Evet kamerayı önüne geçiyor. O şeyle tam girin. İçeklenme. Bu takılır mısın? Tamam. Işığı olan yok ya. Yok abi şimdi bir müsaade edin. Tam bu kadar. Beylerim müsaade edin. Teşekkürler. Abi geri gel. Abi bir de... Maşallah dört dedi mi lan? Var. Dördü de ikisi. İkisi he. Vay maşallah maşallah. Dört dedi bırak. Çık oradan. Hadi çık. Dur hele o bayan bak. Gördünüz onu ki. Dördüz. Bye.
ben size alayım. Tamam, 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 şu anda. Sen evde çalın mı? Annesi de. Annesi de. Annesi de. Annesi de. Annesi de. Kaç çocuğunuz oldu? Dört çocuk. Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Dördüyüz oldu. Eskiden çocukları yoktu. He, sen gel oğlum. Söyler misin? Şey, biz ikiz bekliydik. Evet. Dördüyüz doğdu. Kaç yıldır çocuklar olmamıştı? Beş yıldır. Beş yıldır olmamıştı. Olmamıştı. Peki tedavi yöntemiyle evet, oldu tedavi değil mi? Yöntemiyle oldu. Peki çocuklar olmadığı için böyle ailede dışlanma falan oluyor muydu? Tabii tabii oluyor ya. Mesela aşiretinizde falan. Ha, oluyor işte, tabii. Çocuk olmuyor, evlen diye diyorlardı. Ha, İkinci evet. Hanımı getir diyordu. Ama beni kabul etmiyordu. Hı. Ve Allah'tan umut kesilmez. Ben bekliyorum, Allah ta bana çocuk verecek. Hı. Yani şu olmasaydı kuma getirecekti tabii, değil mi? Tabii tabii öyle olacaktı. Zaten Araplarda böyledir. Bir çocuk olmadı mı kuma getirirler. Peki zor olmayacak mı? Bundan sonra 400 bak, nasıl olacak? Bilmiyorum artık, Allah yardım edecek. Nasıl, ben şimdi anneye diyordum, 4 tane nasıl bakacaksın? E diyor, Allah inşallah yardım eder, bakarım. Diyor, yaşasınlar da gecemi gündüzüme katarım, bakarım. İyi aslında. Zaten maddi yönden de hükümleri yok aslında. Anne konuşabiliyor mu yoksa? Aliye, beni sorayım mı? Konuşur biraz da. Daha iyi olmalıdır. Sen sor. Tamam, Bir ikiz gebelik olduğunu söylediler. Sezeryan'la biz de hemşire arkadaşlarla birlikte gittik. Çocuk 4 tane dünyaya geldi. Orada doğduktan sonra işte ilk müdahalesini yaptık. Resüse edildi. Daha sonra yeni doğan servisimizi aldık. Şimdi burada çocuklar prematüre 4 yaşı olarak takip etmekteyiz. Respiratör distres sendromu gelişebilir. Yani bunlar erken doğum olduğu için akciğerlerinde sülfatan yetersizliğine bağlı olarak solunum sıkıntıları ortaya çıkabilir. Takip ediyoruz. 2 saat içerisinde eğer saturasyonlarında düşme olursa veya da işte belirgin bir solunum sıkıntısı olursa solunum cihazına bağlayacağız. Yani mekanik ventilasyon tedavisi yapacağız bunlara. Şimdi takip ediyoruz. Yani bebeğin bir tanesinde işte bu inlemeye başladı. Retraksiyonlar olmaya başladı. Eğer saturasyonlarında en ufak 90 altına ince olursa solunum cihazına bağlayacağız. Şimdi bizim elimizde 2 tane mekanik ventilasyon cihazı var. Bir tanesi dolu, toplam 3 tane. Bebeğin 2 tanesini yani önceden yerini hazırladık, çocuk hastanesine yönlendirdik. Onlarda bir solunum sıkıntısı ortaya çıkabileceği için oradaki uzman doktor arkadaşla görüştük, ambulansı 2 tanesini nakli yapıldı. Yaşama şansları nedir? Şimdi yaşama şansları eğer kritik dönem 3-4 günü geçirirlerse yaşama şansları devam eder. Ama ilk 3-4 gün içerisinde solunum yetmezliğine bağlı olarak kaybedebiliriz. Yani o riskimiz var. Teşekkür ederiz. Şu an iki kız mı burada? Bir kız, bir erkek. Diğerleri kız. Kızlar çok hesaplı. Kiloları falan? Kiloları bir, için he, birisi bir kilo, birisi 1.400 kilo. 1.400 diğerleri? Diğerleri birer kilo. Birer kilo. Evet. Bakayım dosyaya. Gelin bebeğiniz hakkında bir şey verin. Tamam, söyledim. Thank you.